Ankara'dan selamlıyorum. 100. yılını kutlayan saygın düşünce kuruluşu Brookings'te sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek istiyorum. Sözlerimin hemen başında bugün Diyarbakır'da güvenlik güçlerimizi hedef alan terör saldırısını en şiddetli bir şekilde lanetlediğimi belirtmek istiyorum. Hain saldırıda maalesef 7 emniyet mensubumuz şehit oldu. 13 emniyet mensubumuz ve 14 sivil vatandaşımız yaralandı. Ben hayatını kaybeden polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Bu saldırılar bizim terörle mücadele azmimizi kesintiye uğratmayacaktır. Terör örgütü köşeye sıkıştıkça bu tür eylemlerle alçak ve kirli yüzünü de ifşa etmektedir. Milletimizin basireti ve desteği yanında güvenlik güçlerimizin kararlılıklarıyla inşallah terör belasını bu ülkenin önünde bir engel olmaktan çıkaracağız. Çeşitli kılıflar altında himaye gören terör maalesef aldığı bu cesaretle ülkemizi, vatandaşlarımızı hedef almayı sürdürüyor. Bizim buna tahammülümüz kalmamıştır. Bu saldırıların Avrupalı ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın PKK terör örgütünün ve uzantılarının gerçek yüzlerini görmelerine vesile olmasını diliyorum. Değerli dostlar, bugün burada sizlerle küresel sorunlar ve ülkemizin bu sorunlar karşısındaki yaklaşımı konusundaki görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Günümüzde insanlık bilimde, teknolojide, tıpta ve daha birçok alanda tarihteki en ileri noktasındadır. Uzayın derinliklerinden insan vücudundaki en ince ayrıntılarına kadar fevkalade geniş bir ilgi alanına sahibiz. Dijital devrim ve internet hayatı giderek daha da kolaylaştırıyor. Tabii bu durum aynı zamanda karşımıza yeni güçlükler ve başta güvenlik olmak üzere yeni ve karmaşık sınamalar ortaya çıkarttı. Örneğin iklim değişikliği, gelir adaletsizlikleri, yoksulluk, açlık, düzensiz göç ve terörizm gibi ortak sorunlar tüm dünyayı derinden etkiliyor. Bunların hepsi de diğerleriyle yakından alakalı. Biri diğerinden daha az önemli olmayan meselelerdir. Uluslararası toplum olarak yapmamız gereken küresel sorunlara nasıl kapsamlı çözümler bulabileceğimizi tartışmaktır. Oysa bugün uluslararası toplumun eli kanlı diktatörleri durdurmak bir yana, gözünü kırpmadan masumların kanını akıtan teröristlere terörist demekte bile zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye dünyadaki en belirgin coğrafi, siyasi, ekonomik ve kültürel fay hatlarının kesişim noktasında yer alan bir ülkedir. Bugün dünya gündemini meşgul eden en önemli krizler Türkiye'nin etrafında yaşanıyor. Bizim Suriye ile olan sınırımız biliyorsunuz 911 kilometre. Irak'la olan sınır 350 kilometre. Öbür tarafta kuzeyde Rusya ve şu anda sıkıntı içinde olan Ukrayna. Bütün bunlarla beraber adeta kuşatılmış bir ülke konumunda. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki etrafımızdaki krizler bizim insan odaklı yaklaşımımızda bir sapmaya neden olmadı ve olmayacaktır. Bilakis bu yaklaşımın uzun vadede bölgemizde ve hatta küresel düzeyde
barış ve istikrarın yerleşmesi için şart olduğuna inanıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde kadim tarihi ve kültürel birikimlerimiz de özellikle son 13 yılda her alanda kaydettiğimiz çok önemli ilerlemeler var. Biz 2000'li yıllara dış yardım alan bir ülke olarak girmiştik. Eminim Brookings Enstitüsü'nün arşivlerinde de bu konuda bilgiler mevcuttur. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye milli gelirine göre dünyada en fazla insani kalkınma yardımı yapan ülkedir. Yardımların miktarı bakımından da dünyada 3. sıradayız. Eğer bunu milli gelire oranla söyleyecek olursak Türkiye dünyada 1. sıradadır. İmkanlarımız geliştikçe bunu bölgemizdeki ve tüm dünyadaki mağdurlara, mazlumlara el uzatmak için kullandık. Bu sayede bugün Afrika ve Güneydoğu Asya gibi nispeten uzak coğrafyalarda dahi dürüst ve güvenilir bir ortak olarak görülen ikili sorunların çözümünde yardımı aranan bir ülke konumundayız. Gelecekte dünyanın daha güvenli, daha huzurlu, daha müreffeh hale gelebilmesinin yolunun tüm ülkelerin bu politikalara sahip çıkmasından geçtiğine inanıyorum. Değerli misafirler, bu açık gerçeğe rağmen insan hakları ve demokratik standartlar bakımından Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaları üzülerek takip ediyorum. Bu konuda sadece birkaç örnek veya birkaç hususu burada gündeme getirmekte fayda görüyorum. Son 13 yılda toplumun her kesiminden vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin daha da ileriye taşınması için kapsamlı reformları hayata geçirdik. 2010 yılında halk oyuna sunularak kabul edilen anayasa değişikliği paketiyle ki 26 maddedir bu, bir yandan vatandaşlarımız yeni haklara kavuşurken diğer yandan da anayasal hakları koruyacak ilave mekanizmalar getirdik. Böylece hukuk devleti ilkesini güçlendirmiş olduk. Kamu Denetçiliği Kurumu'nu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nu ihdas ettik. Bu iki kurum faaliyetlerini bağımsız olarak yürütüyor. Aynı dönemde pek çok reform paketini hayata geçirdik. Temel mevzuatımızda köklü değişiklikler yaptık. Bu çerçevede ifade ve basın özgürlüğü alanlarının genişletilmesi için de çeşitli hukuki düzenlemeler yaptık. Ayrımcılıkla mücadele amacıyla yeni açılımlar başlattık. Farklı inanç gruplarına mensup vatandaşlarımızın yanı sıra farklı kökenlere sahip vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin karşılanması için çok sayıda adım attık. 2013 yılında bizzat açıkladığım demokratikleşme paketiyle bu alanlarda önemli mesafe kaydettik. Eğer bu süreç demokratikleşmeden uzaklaşma olarak görülüyorsa ortada çok ciddi ve bizden kaynaklanmayan bir sorun var demektir. Kendi ülkelerine yönelik terör tehditleri karşısında tüm hak ve özgürlükleri askıya alacak düzeyde sert önlemlere başvuranların ülkemizdeki demokratik standartlarla ilgili söyleyecekleri bir şey olamaz. Türkiye şu anda dünyanın en eli kanlı terör örgütlerinin ortak hedefi durumunda bulunan bir ülkedir. Buna rağmen demokrasiden, özgürlüklerden, hukuk devletinden taviz vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz. Maruz kaldığı yüksek birçok terör tehdidiyle mukayese edildiğinde hak ve özgürlükler bakımından Türkiye'den daha ileri standartta bir ülke yoktur. Bu hakkın ülkemize ve milletimize teslim edilmesini özellikle bekliyoruz. Değerli misafirler, Türk-Amerikan ortaklığı
etkin kullanıldığında pek çok önemli meselede pozitif sonuçlar doğurabilen bir ilişkidir. Kore'den itibaren Bosna Hersek, Afganistan ve Somali krizlerinde aynı saflarda mücadele verdiğimiz Amerika ile bugün dünya kamuoyunu meşgul eden önemli meselelerde de kapsamlı işbirliği içindeyiz. Bu ilişkinin her zaman canlı ve dinamik tutulması gerektiğine inanıyoruz. Şüphesiz bazı meselelerde görüş ayrılıkları olabilir. Bu makuldür. Olması da lazım. Ancak Türk-Amerikan ilişkileri bu sıkıntıları diyalog yoluyla çözebilecek derinliğe ve güce sahip olduğunu geçmişte defalarca göstermiştir. Bugün de aynı şekilde ilişkilerimizi güçlendirebileceğimiz bir zemine sahip olduğumuzu görüyoruz. Aday belirleme sürecinde geçilen, böyle bir süreci yaşayan ve başkanlık seçimlerini yakından ilgiyle takip ettiğimiz Amerika'da inanıyorum ki şu önümüzdeki 8 ay gerçekten çok çok hareketli bir süreç olacaktır. Amerikan halkının tercihlerini yansıtan yönetimle geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ortak çıkarlarımız bağlamında ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Tabii ilişkilerimizin seyrini belirlemede özellikle önümüzdeki güncel meseleler karşısındaki yaklaşımlarımız büyük önem taşıyor. Türkiye olarak şu anda öncelikli sorunlarımızın başında ülkemizi tehdit eden terör eylemleriyle güney sınırlarımızda süren insani kriz ve güvenlik sorunları geliyor. Bu krizler karşısında bugüne kadar samimi ve fedakar bir duruş sergiledik. Sergilemeye de devam ediyoruz. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan 6 milyon Suriyelinin neredeyse yarısı Türkiye'ye sığınmıştır. 6 yıl içerisinde 2 milyon 700 bin Suriyeli ülkemize sığınmıştır. 300 bin Iraklı aynı şekilde ülkemize sığınmıştır. Ve biz bunların hiçbirine niçin ülkemize geliyorsun kapıları kapamadık. Onları ölümle baş başa bırakmadık. Ve kendilerini, ki bunların 280 bini çadır kentlerde ve konteyner kentlerde şu anda misafir edilmekte, diğerleri de değişik vilayetlerimizde misafir edilmektedir. Dünyanın değişik yerlerinde, başta Batı olmak üzere biliyorsunuz, mülteci krizini şu anda en önemli krizi olarak görmekte ve kapılarını kapatmaktadır. Hatta botlarla denizde botlar delinmek suretiyle ölüme terk edilenler vardır. Bizim ise sahil güvenlik botlarımız 100 bine yakın denizde ölümle baş başa olanları kurtarmak suretiyle hem insani hem vicdani görevini yerine getirmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre bizim şu ana kadar oradan aldığımız destek 455 milyon dolardır. Faturalı olarak yapmış olduğumuz harcama 10 milyar doları bulmuştur. Burada STK'ların yaptığı harcamaları söylemiyorum. Onların aynı yardımlarını söylemiyorum. Belediyelerimizin yaptığı yardımları söylemiyorum. Eğer onları da ortaya koyacak olursak en az %50 daha fazla bu destekler devam etmektedir. Ülkemizde dünyaya gelen Suriyeli bebeklerin sayısı 150 bini geçti. Tek başına bu rakam bile birçok Avrupa ülkesinin kabul ettiği Suriyeli sığınmacılardan daha fazladır. Biz bu kardeşlerimizi kabul ederken ne din ne etnik köken ayrımı yapmadık. Ancak bu insanların sorunlarının nasılsa onları kabul eden bir ülke var denilerek görmezden gelinmesini de doğru bulmuyoruz. Yaşanan bir insanlık dramıdır. Çözümü için tüm insanlığın ortak çaba göstermesi gerekiyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere diğer devletler sorunun daha ziyade
düzensiz göç kısmıyla ilgili gözükmektedirler. Bu konuda biz Türkiye olarak elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz. Ancak insani krizlere karşı geliştirilen politikaların sadece güvenlik önlemleri üzerine bina edilmesini doğru bulmuyoruz. İnsanların hayatta kalma saikini ve buna yol açan çaresizliği, umutsuzluğu sadece güvenlik tedbirleriyle ortadan kaldıramazsınız. Çünkü esas sorun Avrupa'ya doğru bir umut yolculuğuna çıkmaya çalışanlar ve orada hayatını kaybedenler değildir. Bu krizlerin sorumlusu kendi halkının meşru taleplerini şiddetle bastıran Suriye'deki diktatördür. 6 yıl içerisinde Suriye'deki öldürülen insan sayısı 500 bini bulmuştur. Ve hala bu diktatörle ilgili tespit nedir biliyor musunuz? Eğer Esed giderse bunun yerine kim gelecek? Bu soruyu soracak kadar gerçekten ülkelerin yönetiminden bir haber olanlar var bu dünyada. DAEŞ terör örgütü, rejimin adeta kendi elleriyle ortaya çıkardığı ve büyüttüğü bir örgüttür. DAEŞ'le birlikte rejimin ve onu destekleyen güçlerin Suriye halkına reva gördüğü emsalsiz şiddet ve dehşet ortadadır. Yönetilemeyen bir coğrafyaya dönüşen Suriye'den kaçan insanlar terörden uzaklaşmak, kendilerinin ve çocuklarının istikbalini başka yerlerde aramak için yollara düşmüştür. Akdeniz'de ve Ege'de yaşananlar, derme çatma botlarla çıkılan ve hazin bir şekilde biten umut yolculukları, parçalanan aileler, kıyıya vuran masum bedenler hepimizin yüreğini parçalıyor. Aynı şekilde DAEŞ'in ve PKK'nın hiçbir insani ve ahlaki sınır tanımadan gerçekleştirdiği eylemlerde parçalanan masum bedenler de tüm dünyanın bedenini yaralamalıdır. Suriye'deki kaos sürdükçe DAEŞ, PYD, YPG gibi terör örgütleri büyüyüp serpilecekler ve uluslararası toplumun başına bela olmaya devam edeceklerdir. Türkiye, Suriye kaynaklı tehditlerin acısını en yakından ve en fazla hisseden ülkedir. Milli güvenliğimizi sağlayabilmek için bu ülkeye bir an önce istikrarın, barışın ve huzurun yeniden gelmesini temin etmek zorundayız. Irak'a baktığımızda da maalesef çok iç açıcı bir durum göremiyoruz. Bulunduğumuz bölgede istikrarın tesisi ve DAEŞ'le mücadelenin başarıya ulaşması Irak'taki gelişmelerden bağımsız düşünülemez. Orta Doğu'nun küçük bir modeli olan Irak, bölgenin istikrar ve güvenliği açısından bir denge vazifesi görmektedir. Maalesef Irak topraklarının 1/3'ü yaklaşık 2 senedir DAEŞ terör örgütünün işgali altındadır. PKK terör örgütü de 10 yıllardır Irak topraklarının kuzeyinde serbestçe faaliyet göstermektedir. Son dönemde PKK unsurları bu noktada değişik isimler altındaki uzantılarının Irak-Suriye sınırındaki Sincar şehrinin bir kısmına yerleşmeye başlamıştı. Bunu gördük. PKK'nın DAEŞ'le mücadeleye katkı sunduğu propagandası maalesef alıcı bulmaktadır. Böyle bir durum yoktur. PKK'nın kendi ajandasını uygularken yaşadığı çatışmalar dışında DAEŞ'le en küçük bir mücadelesi söz konusu değildir. Bunlar yalandır. Ezidilerin dramı PKK tarafından sömürülmektedir. Irak yönetiminin mezhep fanatizmine teslim olması, bölgedeki diğer unsurları adeta terör örgütlerinin kucağına itmektedir. Irak'ta DAEŞ'e karşı mücadelede tüm kesimlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin sağlanabilmesi şarttır.
Bu hususta Iraklı dostlarımızı cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Değerli dostlar, Doğu Avrupa bölgesi Avrasya'da barış, istikrar ve güvenlik bakımından hayati bir önem taşıyor. Maalesef bu bölgede çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bu ihtilafların uluslararası hukuka ve elbette hakkaniyete uygun şekilde çözüme kavuşturulması son derece önemlidir. Bu çerçevede Ukrayna'daki krizin Minsk mutabakatları ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temelinde Kırım Tatar halkının emniyet ve huzurunu da güvence altına alacak şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. Rusya ile ilişkilerimizde 24 Kasım 2015 tarihinde yaşanan uçak hadisesinden sonra maalesef sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bu ülkeyle ilişkilerimizi itinayla geliştirmiştik. Ancak ilişkilerimiz Rus yönetiminin son yıllarda izlediği politikalar yüzünden zaten yıpranmaya başlamıştı. Uçak hadisesinin ardından Moskova tarafından uygulamaya konan sert ve tepkisel uygulamalar ilişkilerimizi iyice sarsmış durumda. Biz bu hadisenin arkasından Rus tarafının anlam vermekte zorlandığımız aşırı tepkilerine rağmen itidali elden bırakmadık. Türkiye ve Rusya aynı coğrafyada yüzyıllardır birbiriyle etkileşim içinde olmuş önemli ülkelerdir. Bölgede yaşanan sorunlar ülkelerimiz arasında işbirliğini zorunlu kılıyor. Rus muhataplarımızın bu gerçeği görmelerini, ilişkilerimizi bu bağlamda değerlendirmelerini bekliyoruz. Bir diğer önemli sorun alanımız Kıbrıs meselesidir. Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki kararlılığımız sürüyor. Önceliğimiz Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini ve meşru haklarını teminat altına alacak şekilde bu yıl içinde kapsamlı bir çözüme kavuşturulmasıdır. Mayıs ayında müzakerelerin yeniden başlayacak olmasıyla ortaya çıkan olumlu havanın sürmesini ve yakalanan fırsatın da değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Kıbrıs Türk tarafı çözüm yönündeki iradesini müteaddit defalar ortaya koymuştur. Kıbrıs Rum tarafınca da buna samimi bir şekilde karşılık verilmesi halinde adada çözüme ulaşmak mümkün olabilecektir. Adada çözüm sağlandığında enerji projelerinin gerçekleşmesi dahil bölgesel ölçekte şimdiye kadar değerlendirilememiş pek çok imkan harekete geçirilebilecektir. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında açılışını yaptığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su temini projesi taraflar arasında işbirliğinin tesisine yönelik olarak Türkiye'nin samimi yaklaşımını ifade ediyor. Adanın tamamının su ihtiyacının karşılanabileceği bu projeden adil ve kalıcı çözümün ardından her iki halkın da yararlanabilmesini diliyoruz. Hatta ben bu su projesine Barış Suyu adını koydum. Bu adı koymamın sebebi de şuydu. İstedim ki Güney hala tankerlerle gelen suyla ihtiyacını giderebiliyor. Eğer arzu ederlerse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kendilerine su verilebilir diye bunu açıklamıştık. Ve biz yine aynı noktadayız. Uluslararası toplumdan beklentimiz kapsamlı çözüm müzakerelerinin bir an önce sonuç vermesine yönelik bu çabaları samimi bir şekilde desteklemeleridir. Bölgemizdeki bir diğer önemli mesele de İsrail-Filistin ihtilafıdır. İsrail'in işgali ve saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizin çektiği acılara hiçbir zaman kayıtsız kalmadık. Bugün de aynı hassasiyetle
onların yanındayız. Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanabilmesi için Filistin topraklarında 49 yıldır süren işgalin sona erdirilmesi, başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması şarttır. Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırı sonrasında Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi için İsrail'den beklentilerimizi ifade etmiştim. Başbakan Netanyahu'nun 2013 yılında telefon ederek özür dilemesinin ardından sürece ilişkin görüşmeler başlatılmıştır. Burada gerçekten Sayın Obama'nın özel bir girişimi olmuş ve İsrail ziyaretinden dönüşte de kendileri telefonla aramak suretiyle havaalanından kendileriyle görüşmüş ve bu özür beyanını dinlemiştik. Ve bununla süreç başladı. Ardından tazminat konusuyla ilgili süreç devam etti ve bu tazminat konusunda da ben herhangi bir sıkıntı olacağına ihtimal vermiyorum. 19 Mart günü İstanbul'da gerçekleşen bombalı saldırıda ülkemizi ziyaret etmekte olan 3 İsrailli turistin de hayatını kaybetmesinden duyduğumuz üzüntüyü İsrailli muhataplarımıza ilettik. Yaralılarla ilgili her türlü yardımın sağlanması için kurumlarımızı seferber ettik. Ama şunu çok açık samimi söylüyorum. DAEŞ'in bir defa İstanbul'daki bu eylemi sadece İsrailli turistlere yönelik bir eylem değildir. Aynı şekilde ülkemizin çok daha farklı yerlerinde DAEŞ bu eylemlerini sürdürmektedir. Ve DAEŞ'in bütün örgüt elemanlarına karşı da yoğun bir mücadeleyi bizler güvenlik güçlerimizle sürdürüyoruz. İsrail tarafı da sergilenen bu işbirliği için ülkemize teşekkürlerini iletti ve Sayın Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmemizi de yaptık ve değerlendirmeyi çok açık, net, işbirliği merkezli olarak ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde İsrail ile ilişkilerimizin aramızda tüm sorun alanlarında olumlu ilerlemelerin sağlanmasını temin edecek şekilde gelişmesini bekliyoruz. Bu noktada ambargonun kaldırılması önemli bir şu anda başlık. Nedir bu? Filistin biliyorsunuz enerji noktasında ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Yaklaşık günde 4 saat enerji imkanı var. Ve Aşdod limanından oraya gelecek bir enerji gemisiyle Gazze'ye oradan elektrik enerjisi verilebilmesi ve burada halkın enerji imkanını bir defa sağlayabilmesi temennimizdir. Bunu kendilerine ilettik. Bir diğer konu, İsrail şunu biliyor, görüyor. Filistin'de, Gazze'de ciddi su sıkıntısı var. Ve bu su sıkıntısını gidermek için de gerek denizden su temini yoluyla adım atmak, gerekse sondaj yoluyla su teminini sağlayabilmek için de girişimlerimiz var. Tekliflerimizi ilgili arkadaşlar İsrail tarafına da şu anda iletmiş durumda. Bir diğer önemli adım, gerek okul gerek hastane, bu konulardaki ihtiyacın giderilmesi konusu. Bir diğer adım da Türkiye üzerinden aynı yardımların, gıda, ilaç vesaire gibi, inşaat malzemesi gibi bunların Filistin'e, Gazze'ye ulaştırılması konusudur ki bu konuda da görüşmeler devam ediyor. Temenni ederim ki Nisan ayı ortasında tarafların yapacağı görüşmelerle buradan olumlu bir neticeyi sağlayabiliriz. Değerli misafirler, ekonomik istikrarsızlıklar, gelir dengesizlikleri, yoksulluk, çevre sorunları, genç işsizliği, salgın hastalıklar, sosyal dışlanma gibi başlıklar önümüzdeki başlıca sorunları ifade ediyor. Bu sorunların her biri kendi başlarına yıkıcı sorunlar veya yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Bunun yanı sıra yeni tehditlerin de tetikleyicisi olabiliyor. Terör, düzensiz göç, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı bu tehlikelerin en başta gelenleridir.
Hiçbir ülke bu sorunlar karşısında bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışıyla hareket edemez. Bugün dünyanın neresinde olursak olalım, bu sorunların ortaya çıkardığı tehdide hepimiz maruz kalıyoruz. Bu sınamalara karşı bölgesel ve uluslararası kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, çözüm yolları aramak, her ülkenin ahlaki ve vicdani sorumluluğudur. Bu kaotik ortamda terör musibeti de küreselleşiyor. Terör saldırılarının hedefi olmayan ülke neredeyse kalmadı. Terörizmle mücadelede ancak uluslararası düzeyde müşterek ve samimi çabalarla başarılı olunabilir. Bunun için başta Birleşmiş Milletler müktesebatı olmak üzere bugüne kadar geliştirilmiş olan hukuki çerçeve kuşkusuz önemlidir. Ancak terör değişen şartlara kendisini uyarlamayı gayet iyi biliyor. İnsanoğlunun temel korkularını, endişelerini, mağduriyetini veya mağduriyet duygularını, inançlarını sömürerek kendine zemin oluşturmayı başaran terörizmin hiçbir insani ve ahlaki değeri bulunmuyor. Öyleyse bu hastalıklı zihniyetin kökünün kurutulabilmesi için daha fazla çaba göstermeliyiz. Öncelikle temel prensiplerde anlaşmalıyız. Bu ilkeler temelinde mutabık kalabileceğimiz işbirliği söylemimizi kuvveden fiile taşımalıyız. Bunların başında ayrım gözetmeksizin tüm terör örgütlerine karşı aynı kararlılıkla mücadele edilmesi ilkesine kesinlikle sadık kalınması gerekiyor. Örneğin şu anda DAEŞ bir terör örgütü. Özellikle Suriye'de ve Irak'ta etkin. DAEŞ'e karşı YPG'nin mücadele ettiği, dolayısıyla YPG iyi teröristtir. Böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. PYD DAEŞ'e karşı savaşıyor. Dolayısıyla iyi teröristtir. Böyle bir anlayışı kabul etmemiz mümkün değil. Bu örgütlerin her ikisi de Türkiye için PKK terör örgütünün, onlar da yandaşlarıdır. PKK bizim için neyse PYD de odur ve YPG de odur. Eğer bu anlayışta yaklaşırsak o zaman ben şu tespiti yaparım. Derim ki En-Nusra bir terör örgütü değil mi? Terör örgütü. En-Nusra da şu anda DAEŞ'e karşı ve DAEŞ'e karşı savaşıyor. O zaman En-Nusra da demek ki iyi bir örgüt. Böyle mi bakacağız olaylara? Böyle bakamayız. Öyleyse biz el ele vereceğiz. Koalisyon güçleri olarak bu terör örgütüyle gerekli mücadeleyi hep birlikte yapacağız. Onun için biz DAEŞ'e de, PKK'ya da, PYD'ye de, Boko Haram'a da, Eşşebab'a da aynı anlayışla, aynı samimiyetle karşı çıkıyoruz. Türkiye'nin yakın coğrafyasına musallat olan, ülkemizi de hedef alan DAEŞ'le mücadele en ön safta yer alıyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere müttefiklerimiz ve partnerlerimizle dayanışma ve güçlü işbirliği içerisinde hareket ediyoruz, etmeliyiz. Yabancı terörist savaşçıların çatışma bölgelerine geçişinin engellenmesi noktasında hiçbir ülkenin göstermediği çabayı biz gösteriyoruz. Bununla birlikte bazı terör örgütlerine karşı tedbirler alırken diğerlerine karşı hareketsiz kalmak, hatta desteklemek uluslararası toplumun ortak vicdanına uygun bir tabloyu yansıtmıyor. PKK veya PYD için Avrupa'da para toplama kampanyaları ve propaganda toplantılarının düzenlendiğini, bu örgütlere silah ve mühimmat gönderildiğini gayet iyi biliyoruz. Böyle bir ortamda terörle mücadele konusundaki dayanışma mesajlarının herhangi bir anlamı kalmıyor. 17 Şubat'ta ve 13 Mart'ta Ankara'da vuku bulan saldırılar YPG kamplarında eğitim gören PKK'lılar tarafından gerçekleştirilmiştir.
19 Mart'ta İstanbul'da meydana gelen patlama DAEŞ mensubu bir canlı bomba tarafından ama PKK ve YPG'lilerin desteğiyle icra edilmiştir. Bu eylemler ile Paris'te, Brüksel'de veya Lahor'da yapılan saldırılar arasında bir fark yoktur. İşte aynı şekilde biz biliyorsunuz Gaziantep'te yakaladığımız teröristi Belçika'ya bildirdik. Belçika'ya bildirmemize rağmen Belçika serbest bıraktı. Serbest bıraktıktan sonra havalimanındaki işte o acı tabloyu, o felaketi yaşadık. Ama aynı şekilde bizde güçlü bir iş adamımızı öldüren bir terörist şu anda Brüksel'de elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. 10 yıl oldu biz kendisini istedik. Ve bu isim hala bize teslim edilmedi. Teslim edilmiyor. Bunu kendileriyle bir araya geldiğimizde, söylediğimizde aldığımız cevap şu. Biz özgürlüklerden yanayız. Bu nasıl özgürlük ya? Teröriste özgürlük olur mu? Peki o öldürülen insanın hakkını kim alacak? Kim savunacak? Nasıl bir özgürlük bu? Ve bunu düşünce özgürlüğü olarak bize tanımlıyorlar. Çalıştığınız bir kurumda oradaki size iş veren durumunda olan insanı öldürüyorsunuz. Bu anlayışın dünyada tüm ülkeler olarak hep birlikte bir defa karşısına dikilmemiz şart. Ve bu örgütler hiçbir insani, ahlaki değer tanımadıklarını, kullandıkları alçakça yöntemler açısından birbirlerinden hiçbir farkları olmadığını ortaya koymuşlardır. Biz sadece biraz samimiyet, biraz ilkeli duruş istiyoruz, o kadar. Değerli misafirler, terörün dini, milliyeti, ırkı, vatanı yoktur. Maalesef İslam dinini terörizmle ilişkilendirmek gibi bir eğilimle de karşı karşıyayız. Biz antisemitizme karşı olduğumuzu başbakanlığımın ta ilk yılında açıklamış bir liderim. Ama aynı şeyi batıdan bekliyorum. Onlar da İslamofobiyayı aynı şekilde insanlık suçu olarak kendileri açıklamaları gerekir. Bu dinin bir mensubu olarak, bir Müslüman olarak bütün bu iddiaları bizler reddediyoruz. Esasen hiçbir semavi dinin terörle bağdaştırılmasını kabul edemeyiz. Terör gibi dünyanın her yerinde insanları hedef alan bir vahşetin, soruyorum, hangi dinde yeri olabilir? Luna Park'ta oyun oynayan, annesinin elinden tutup pazara giden çocukları öldüren bir anlayışın hangi dinde yeri olabilir? Hayat hakkı kutsaldır. Terörü belirli bir dine mensup kişilerle veya belirli etnik grubun üyeleriyle bağdaştırma yaklaşımı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi insanlık tarihinin yüz karası akımların güçlenmesine zemin hazırlıyor. İnsanlığın müşterek geleceği için, ülkelerin ortak çıkarlar ve fayda için daha yakın işbirliği göstermelerine ihtiyaç vardır. Tekrar güçlenmeye başladığını gördüğümüz yabancı düşmanlığı ve ırkçılık bunun önündeki en büyük engeli teşkil ediyor. Başbakan olduğum dönemde 2005 yılında İspanyol mevkidaşım Sayın Zapatero ile birlikte Medeniyetler İttifakı girişimini başlatmıştık. Bugün Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet gösteren Medeniyetler İttifakı dostları grubu 118 üye ve bunun yanında 26 uluslararası örgütü bir araya getiren geniş bir yapı haline dönüşmüştür. Terörle mücadelede en önemli hususlardan biri de terörü bitirmek kadar terörü besleyen şartları da ortadan kaldırma gereğidir. Yani
sivrisinek avlamakla bir yere varamazsınız. Sivrisineği üreten o bataklığı kurutmak şarttır. Bu bakımdan bilhassa küresel boyutta ekonomik dengesizliklerin düzeltilmesi önem taşıyor. Güçlü, sürdürülebilir ve dengesel küresel büyümenin tüm ülkeleri kapsayacak şekilde sağlanması şarttır. Bu aynı zamanda ahlaki bir yükümlülüktür. Bunu da böyle düşünüyorum. Bu dönemde küresel boyutta ticaretin de yeniden şekillendiğine şahit oluyoruz. Amerika ile Avrupa Birliği arasında transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı anlaşması müzakere ediliyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Avrupa Birliği ile mevcut gümrük birliği kapsamında birliğin ortak ticaret politikalarıyla uyum sağlamamız gerekiyor. Birliğin üçüncü ülkelerle aktettiği serbest ticaret anlaşmalarından doğrudan etkileniyoruz. Özellikle transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı anlaşmasının yürürlüğe girmesi Türkiye'nin dış ticareti üzerinde olumsuz etkiye yol açacaktır. Bunların önüne geçilebilmesi için anlaşmanın müzakerelerine veya anlaşmaya müdahil olmak istiyoruz. Bu hususta Avrupa Birliği ve üye ülkelerin olduğu kadar Amerika'nın da desteğini bekliyoruz. Sevgili dostlar, konuşmamın başında belirttiğim üzere Türkiye son 13 yılda çok büyük ilerlemeler kaydetti. Böylece müttefiklerine güven veren hem de küresel sorunların çözümüne katkı sağlayabilen bir ülke durumuna geldik. Biz bunu yeterli görmüyoruz. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti 100. kuruluş yılını kutlayacaktır. Bu anlamlı yıl dönümü için ekonomiden kültüre, dış politikadan çevreye kadar birçok alanda kendimize önemli hedefler belirledik. Bu hedeflerin bir kısmı ülke içindeki toplumsal, ekonomik ve siyasi standartların yukarı çekilmesine yöneliktir. Biz bu hedeflere ulaşarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler sunmanın yanında bölgemize ve tüm insanlığa katkı sağlamak istiyoruz. Amerikalı dostlarımızın desteği ve katkısıyla Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşmakta kararlıyız. Şahsıma bu fırsatı sağladıkları için Brookings Enstitüsü'nün değerli yöneticilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Selamlıyorum. 100. yılını kutlayan saygın düşünce kuruluşu Brookings'te sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek istiyorum. Sözlerimin hemen başında bugün Diyarbakır'da güvenlik güçlerimizi hedef alan terör saldırısını en şiddetli bir şekilde lanetlediğimi belirtmek istiyorum. Hain saldırıda maalesef 7 emniyet mensubumuz şehit oldu. 13 emniyet mensubumuz ve 14 sivil vatandaşımız yaralandı. Ben hayatını kaybeden polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Bu saldırılar bizim terörle mücadele azmimizi kesintiye uğratmayacaktır. Terör örgütü köşeye sıkıştıkça bu tür eylemlerle alçak ve kirli yüzünü de ifşa etmektedir. Milletimizin basireti ve desteği yanında güvenlik güçlerimizin kararlılıklarıyla inşallah terör belasını bu ülkenin önünde bir engel olmaktan çıkaracağız. Çeşitli kılıflar altında himaye gören terör
maalesef aldığı bu cesaretle ülkemizi, vatandaşlarımızı hedef almayı sürdürüyor. Bizim buna tahammülümüz kalmamıştır. Bu saldırıların Avrupalı ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın PKK terör örgütünün ve uzantılarının gerçek yüzlerini görmelerine vesile olmasını diliyorum. Değerli dostlar, bugün burada sizlerle küresel sorunlar ve ülkemizin bu sorunlar karşısındaki yaklaşımı konusundaki görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Günümüzde insanlık bilimde, teknolojide, tıpta ve daha birçok alanda tarihteki en ileri noktasındadır. Uzayın derinliklerinden insan vücudundaki en ince ayrıntılarına kadar fevkalade geniş bir ilgi alanına sahibiz. Dijital devrim ve internet hayatı giderek daha da kolaylaştırıyor. Tabii bu durum aynı zamanda karşımıza yeni güçlükler ve başta güvenlik olmak üzere yeni ve karmaşık sınamalar ortaya çıkarttı. Örneğin iklim değişikliği, gelir adaletsizlikleri, yoksulluk, açlık, düzensiz göç ve terörizm gibi ortak sorunlar tüm dünyayı derinden etkiliyor. Bunların hepsi de diğerleriyle yakından alakalı. Biri diğerinden daha az önemli olmayan meselelerdir. Uluslararası toplum olarak yapmamız gereken küresel sorunlara nasıl kapsamlı çözümler bulabileceğimizi tartışmaktır. Oysa bugün uluslararası toplumun eli kanlı diktatörleri durdurmak bir yana, gözünü kırpmadan masumların kanını akıtan teröristlere terörist demekte bile zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye dünyadaki en belirgin coğrafi, siyasi, ekonomik ve kültürel fay hatlarının kesişim noktasında yer alan bir ülkedir. Bugün dünya gündemini meşgul eden en önemli krizler Türkiye'nin etrafında yaşanıyor. Bizim Suriye ile olan sınırımız biliyorsunuz 911 kilometre. Irak'la olan sınır 350 kilometre. Öbür tarafta kuzeyde Rusya ve şu anda sıkıntı içinde olan Ukrayna. Bütün bunlarla beraber adeta kuşatılmış bir ülke konumunda. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki etrafımızdaki krizler bizim insan odaklı yaklaşımımızda bir sapmaya neden olmadı ve olmayacaktır. Bilakis bu yaklaşımın uzun vadede bölgemizde ve hatta küresel düzeyde barış ve istikrarın yerleşmesi için şart olduğuna inanıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde kadim tarihi ve kültürel birikimlerimizle, özellikle son 13 yılda her alanda kaydettiğimiz çok önemli ilerlemeler var. Biz 2000'li yıllara dış yardım alan bir ülke olarak girmiştik. Eminim Brookings Enstitüsü'nün arşivlerinde de bu konuda bilgiler mevcuttur. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye milli gelirine göre dünyada en fazla insani kalkınma yardımı yapan ülkedir. Yardımların miktarı bakımından da dünyada üçüncü sıradayız. Eğer bunu milli gelire oranla söyleyecek olursak Türkiye dünyada birinci sıradadır. İmkanlarımız geliştikçe bunu bölgemizdeki ve tüm dünyadaki mağdurlara, mazlumlara el uzatmak için kullandık. Bu sayede bugün Afrika ve Güneydoğu Asya gibi nispeten uzak coğrafyalarda dahi dürüst ve güvenilir bir ortak olarak görülen ikili sorunların çözümünde yardımı aranan bir ülke konumundayız. Gelecekte dünyanın daha güvenli, daha huzurlu, daha müreffeh hale gelebilmesinin yolunun tüm ülkelerin bu politikalara sahip çıkmasından geçtiğine
inanıyorum. Değerli misafirler, bu açık gerçeğe rağmen insan hakları ve demokratik standartlar bakımından Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaları üzülerek takip ediyorum. Bu konuda sadece birkaç örnek veya birkaç hususu burada gündeme getirmekte fayda görüyorum. Son 13 yılda toplumun her kesiminden vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin daha da ileriye taşınması için kapsamlı reformları hayata geçirdik. 2010 yılında halk oyuna sunularak kabul edilen anayasa değişikliği paketiyle, ki 26 maddedir bu, bir yandan vatandaşlarımız yeni haklara kavuşurken diğer yandan da anayasal hakları koruyacak ilave mekanizmalar getirdik. Böylece ama sahikini ve buna yol açan çaresizliği, umutsuzluğu sadece güvenlik tedbirleriyle ortadan kaldıramazsınız. Çünkü esas sorun Avrupa'ya doğru bir umut yolculuğuna çıkmaya çalışanlar ve orada hayatını kaybedenler değildir. Bu krizlerin sorumlusu kendi halkının meşru taleplerini şiddetle bastıran Suriye'deki diktatördür. 6 yıl içerisinde Suriye'deki öldürülen insan sayısı 500 bini bulmuştur. Ve hala bu diktatörle ilgili tespit nedir biliyor musunuz? Eğer Esed giderse bunun yerine kim gelecek? Bu soruyu soracak kadar gerçekten ülkelerin yönetiminden bir haber olanlar var bu dünyada. DAEŞ terör örgütü, rejimin adeta kendi elleriyle ortaya çıkardığı ve büyüttüğü bir örgüttür. DAEŞ'le birlikte rejimin ve onu destekleyen güçlerin Suriye halkına reva gördüğü emsalsiz şiddet ve dehşet ortadadır. Yönetilemeyen bir coğrafyaya dönüşen Suriye'den kaçan insanlar terörden uzaklaşmak, kendilerinin ve çocuklarının istikbalini başka yerlerde aramak için yollara düşmüştür. Akdeniz'de ve Ege'de yaşananlar, derme çatma botlarla çıkılan ve hazin bir şekilde biten umut yolculukları, parçalanan aileler, kıyıya vuran masum bedenler hepimizin yüreğini parçalıyor. Aynı şekilde DAEŞ'in ve PKK'nın hiçbir insani ve ahlaki sınır tanımadan gerçekleştirdiği eylemlerde parçalanan masum bedenler de tüm dünyanın bedenini yaralamalıdır. Suriye'deki kaos sürdükçe DAEŞ, PYD, YPG gibi terör örgütleri büyüyüp serpilecekler ve uluslararası toplumun başına bela olmaya devam edeceklerdir. Türkiye, Suriye kaynaklı tehditlerin acısını en yakından ve en fazla hisseden ülkedir. Milli güvenliğimizi sağlayabilmek için bu ülkeye bir an önce istikrarın, barışın ve huzurun yeniden gelmesini temin etmek zorundayız. Irak'a baktığımızda da maalesef çok iç açıcı bir durum göremiyoruz. Bulunduğumuz bölgede istikrarın tesisi ve DAEŞ'le mücadelenin başarıya ulaşması Irak'taki gelişmelerden bağımsız düşünülemez. Orta Doğu'nun küçük bir modeli olan Irak, bölgenin istikrar ve güvenliği açısından bir denge vazifesi görmektedir. Maalesef Irak topraklarının üçte biri yaklaşık iki senedir DAEŞ terör örgütünün işgali altındadır. PKK terör örgütü de 10 yıllardır Irak topraklarının kuzeyinde serbestçe faaliyet göstermektedir. Son dönemde PKK unsurları bu noktada değişik isimler altındaki uzantılarının Irak-Suriye sınırındaki Sincar şehrinin bir kısmına yerleşmeye başlamıştı. Bunu gördük. PKK'nın DAEŞ'le mücadeleye katkı sunduğu propagandası maalesef alıcı bulmaktadır. Böyle bir durum yoktur. PKK'nın
kendi ajandasını uygularken yaşadığı çatışmalar dışında DAEŞ'le en küçük bir mücadelesi söz konusu değildir. Bunlar yalandır. Ezidilerin dramı PKK tarafından sömürülmektedir. Irak yönetiminin mezhep fanatizmine teslim olması, bölgedeki diğer unsurları adeta terör örgütlerinin kucağına itmektedir. Irak'ta DAEŞ'e karşı mücadelede tüm kesimlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin sağlanabilmesi şarttır. Bu hususta Iraklı dostlarımızı cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Değerli dostlar, Doğu Avrupa bölgesi Avrasya'da barış, istikrar ve güvenlik bakımından hayati bir önem taşıyor. Maalesef bu bölgede çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bu ihtilafların uluslararası hukuka ve elbette hakkaniyete uygun şekilde çözüme kavuşturulması son derece önemlidir. Bu çerçevede Ukrayna'daki krizin Minsk mutabakatları ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temelinde Kırım Tatar halkının emniyet ve huzurunu da güvence altına alacak şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. Rusya ile ilişkilerimizde 24 Kasım 2015 tarihinde yaşanan uçak hadisesinden sonra maalesef sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bu ülkeyle ilişkilerimizi itinayla geliştirmiştik. Ancak ilişkilerimiz Rus yönetiminin son yıllarda izlediği politikalar yüzünden zaten yıpranmaya başlamıştı. Uçak hadisesinin ardından Moskova tarafından uygulamaya konan sert ve tepkisel uygulamalar ilişkilerimizi iyice sarsmış durumda. Biz bu hadisenin arkasından Rus tarafının anlam vermekte zorlandığımız aşırı tepkilerine rağmen itidali elden bırakmadık. Türkiye ve Rusya aynı coğrafyada yüzyıllardır birbiriyle etkileşim içinde olmuş önemli ülkelerdir. Bölgede yaşanan sorunlar ülkelerimiz arasında işbirliğini zorunlu kılıyor. Rus muhataplarımızın bu gerçeği görmelerini, ilişkilerimizi bu bağlamda değerlendirmelerini bekliyoruz. Bir diğer önemli sorun alanımız Kıbrıs meselesidir. Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki kararlılığımız sürüyor. Önceliğimiz Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini ve meşru haklarını teminat altına alacak şekilde bu yıl içinde kapsamlı bir çözüme kavuşturulmasıdır. Mayıs ayında müzakerelerin yeniden başlayacak olmasıyla ortaya çıkan olumlu havanın sürmesini ve yakalanan fırsatın da değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Kıbrıs Türk tarafı çözüm yönündeki iradesini müteaddit defalar ortaya koymuştur. Kıbrıs Rum tarafınca da buna samimi bir şekilde karşılık verilmesi halinde adada çözüme ulaşmak mümkün olabilecektir. Adada çözüm sağlandığında enerji projelerinin gerçekleşmesi dahil bölgesel ölçekte şimdiye kadar değerlendirilememiş pek çok imkan harekete geçirilebilecektir. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında açılışını yaptığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su temini projesi taraflar arasında işbirliğinin tesisine yönelik olarak Türkiye'nin samimi yaklaşımını ifade ediyor. Adanın tamamının su ihtiyacının karşılanabileceği bu projeden adil ve kalıcı çözümün ardından her iki halkın da yararlanabilmesini diliyoruz. Hatta ben bu su projesine Barış Suyu adını koydum. Bu adı koymamın sebebi de şuydu. İstedim ki Güney hala tankerlerle gelen suyla ihtiyacını giderebiliyor. Eğer arzu ederlerse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kendilerine su verilebilir diye bunu açıklamıştık.
Ve biz yine aynı noktadayız. Uluslararası toplumdan beklentimiz kapsamlı çözüm müzakerelerinin bir an önce sonuç vermesine yönelik bu çabaları samimi bir şekilde desteklemeleridir. Bölgemizdeki bir diğer önemli mesele de İsrail-Filistin ihtilafıdır. İsrail'in işgali ve saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizin çektiği acılara hiçbir zaman kayıtsız kalmadık. Bugün de aynı hassasiyetle onların yanındayız. Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanabilmesi için Filistin topraklarında 49 yıldır süren işgalin sona erdirilmesi, başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması şarttır. Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırı sonrasında Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi için İsrail'den beklentilerimizi ifade etmiştim. Başbakan Netanyahu'nun 2013 yılında telefon ederek özür dilemesinin ardından sürece ilişkin görüşmeler başlatılmıştır. Burada gerçekten Sayın Obama'nın özel bir girişimi olmuş ve İsrail ziyaretinden dönüşte de kendileri telefonla aramak suretiyle havaalanından kendileriyle görüşmüş ve bu özür beyanını dinlemiştik. Ve bununla süreç başladı. Ardından tazminat konusuyla ilgili süreç devam etti ve bu tazminat konusunda da ben herhangi bir sıkıntı olacağına ihtimal vermiyorum. 19 Mart günü İstanbul'da gerçekleşen bombalı saldırıda ülkemizi ziyaret etmekte olan 3 İsrailli turistin de hayatını kaybetmesinden duyduğumuz üzüntüyü İsrailli muhataplarımıza ilettik. Yaralılarla ilgili her türlü yardımın sağlanması için kurumlarımızı seferber ettik. Ama şunu çok açık samimi söylüyorum. DAEŞ'in bir defa İstanbul'daki bu eylemi sadece İsrailli turistlere yönelik bir eylem değildir. Aynı şekilde ülkemizin çok daha farklı yerlerinde DAEŞ bu eylemlerini sürdürmektedir. Ve DAEŞ'in bütün örgüt elemanlarına karşı da yoğun bir mücadeleyi bizler güvenlik güçlerimizle sürdürüyoruz. İsrail tarafı da sergilenen bu işbirliği için ülkemize teşekkürlerini iletti ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla telefon görüşmemizi de yaptık ve değerlendirmeyi çok açık, net, işbirliği merkezli olarak ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde İsrail'le ilişkilerimizin aramızda tüm sorun alanlarında olumlu ilerlemelerin sağlanmasını temin edecek şekilde gelişmesini bekliyoruz. Bu noktada ambargonun kaldırılması önemli bir şu anda başlık. Nedir bu? Filistin biliyorsunuz enerji noktasında ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Yaklaşık günde 4 saat enerji imkanı var. Ve Ashdod limanından oraya gelecek bir enerji gemisiyle Gazze'ye oradan elektrik enerjisi verilebilmesi ve burada halkın enerji imkanını bir defa sağlayabilmesi temennimizdir. Bunu kendilerine ilettik. Bir diğer konu, İsrail şunu biliyor, görüyor. Filistin'de, Gazze'de ciddi su sıkıntısı var. Ve bu su sıkıntısını gidermek için de gerek denizden su temini yoluyla adım atmak, gerekse sondaj yoluyla su teminini sağlayabilmek için de girişimlerimiz var. Tekliflerimizi ilgili arkadaşlar İsrail tarafına da şu anda iletmiş durumda. Bir diğer önemli adım, gerek okul gerek hastane, bu konulardaki ihtiyacın giderilmesi konusu. Bir diğer adım da Türkiye üzerinden aynı yardımların, gıda, ilaç vesaire gibi, inşaat malzemesi gibi bunların Filistin'e, Gazze'ye ulaştırılması konusudur ki bu konuda da görüşmeler devam ediyor. Temenni ederim ki Nisan ayı ortasında tarafların yapacağı görüşmelerle buradan olumlu bir neticeyi sağlayabiliriz. Değerli misafirler, ekonomik istikrarsızlıklar, gelir dengesizlikleri,
yoksulluk, çevre sorunları, genç işsizliği, salgın hastalıklar, sosyal dışlanma gibi başlıklar önümüzdeki başlıca sorunları ifade ediyor. Bu sorunların her biri kendi başlarına yıkıcı sorunlar veya yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Bunun yanı sıra yeni tehditlerin de tetikleyicisi olabiliyor. Terör, düzensiz göç, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı bu tehlikelerin en başta gelenleridir. Hiçbir ülke bu sorunlar karşısında bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışıyla hareket edemez. Bugün dünyanın neresinde olursak olalım, bu sorunların ortaya çıkardığı tehdide hepimiz maruz kalıyoruz. Bu sınamalara karşı bölgesel ve uluslararası kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, çözüm yolları aramak, her ülkenin ahlaki ve vicdani sorumluluğudur. Bu kaotik ortamda terör musibeti de küreselleşiyor. Terör saldırılarının hedefi olmayan ülke neredeyse kalmadı. Terörizmle mücadelede ancak uluslararası düzeyde müşterek hukuk devleti ilkesini güçlendirmiş oldu. Kamu denetçiliği kurumunu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nu ihdas ettik. Bu iki kurum faaliyetlerini bağımsız olarak yürütüyor. Aynı dönemde pek çok reform paketini hayata geçirdik. Temel mevzuatımızda köklü değişiklikler yaptık. Bu çerçevede ifade ve basın özgürlüğü alanlarının genişletilmesi için de çeşitli hukuki düzenlemeler yaptık. Ayrımcılıkla mücadele amacıyla yeni açılımlar başlattık. Farklı inanç gruplarına mensup vatandaşlarımızın yanı sıra farklı kökenlere sahip vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin karşılanması için çok sayıda adım attık. 2013 yılında bizzat açıkladığım demokratikleşme paketiyle bu alanlarda önemli mesafe kaydettik. Eğer bu süreç demokratikleşmeden uzaklaşma olarak görülüyorsa ortada çok ciddi ve bizden kaynaklanmayan bir sorun var demektir. Kendi ülkelerine yönelik terör tehditleri karşısında tüm hak ve özgürlükleri askıya alacak düzeyde sert önlemlere başvuranların ülkemizdeki demokratik standartlarla ilgili söyleyecekleri bir şey olamaz. Türkiye şu anda dünyanın en eli kanlı terör örgütlerinin ortak hedefi durumunda bulunan bir ülkedir. Buna rağmen demokrasiden, özgürlüklerden, hukuk devletinden taviz vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz. Maruz kaldığı yüksek birçok terör tehdidiyle mukayese edildiğinde hak ve özgürlükler bakımından Türkiye'den daha ileri standartta bir ülke yoktur. Bu hakkın ülkemize ve milletimize teslim edilmesini özellikle bekliyoruz. Değerli misafirler, Türk-Amerikan ortaklığı etkin kullanıldığında pek çok önemli meselede pozitif sonuçlar doğurabilen bir ilişkidir. Kore'den itibaren Bosna Hersek, Afganistan ve Somali krizlerinde aynı saflarda mücadele verdiğimiz Amerika ile bugün dünya kamuoyunu meşgul eden önemli meselelerde de kapsamlı işbirliği içindeyiz. Bu ilişkinin her zaman canlı ve dinamik tutulması gerektiğine inanıyoruz. Şüphesiz bazı meselelerde görüş ayrılıkları olabilir. Bu makuldür. Olması da lazım. Ancak Türk-Amerikan ilişkileri bu sıkıntıları diyalog yoluyla çözebilecek derinliğe ve güce sahip olduğunu geçmişte defalarca göstermiştir. Bugün de aynı şekilde ilişkilerimizi güçlendirebileceğimiz bir zemine sahip olduğumuzu görüyoruz. Aday belirleme sürecinde geçilen, böyle bir süreci yaşayan ve başkanlık seçimlerini yakından ilgiyle takip ettiğimiz Amerika'da
inanıyorum ki şu önümüzdeki 8 ay gerçekten çok çok hareketli bir süreç olacaktır. Amerikan halkının tercihlerini yansıtan yönetimle geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ortak çıkarlarımız bağlamında ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Tabii ilişkilerimizin seyrini belirlemede özellikle önümüzdeki güncel meseleler karşısındaki yaklaşımlarımız büyük önem taşıyor. Türkiye olarak şu anda öncelikli sorunlarımızın başında ülkemizi tehdit eden terör eylemleriyle güney sınırlarımızda süren insani kriz ve güvenlik sorunları geliyor. Bu krizler karşısında bugüne kadar samimi ve fedakar bir duruş sergiledik. Sergilemeye de devam ediyoruz. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan 6 milyon Suriyelinin neredeyse yarısı Türkiye'ye sığınmıştır. 6 yıl içerisinde 2 milyon 700 bin Suriyeli ülkemize sığınmıştır. 300 bin Iraklı aynı şekilde ülkemize sığınmıştır. Ve biz bunların hiçbirine niçin ülkemize geliyorsun kapıları kapamadık. Onları ölümle baş başa bırakmadık. Ve kendilerini, ki bunların 280 bini çadır kentlerde ve konteyner kentlerde şu anda misafir edilmekte, diğerleri de değişik vilayetlerimizde misafir edilmektedir. Dünyanın değişik yerlerinde, başta Batı olmak üzere biliyorsunuz, mülteci krizini şu anda en önemli krizi olarak görmekte ve kapılarını kapatmaktadır. Hatta botlarla denizde botlar delinmek suretiyle ölüme terk edilenler vardır. Bizim ise sahil güvenlik botlarımız 100 bine yakın denizde ölümle baş başa olanları kurtarmak suretiyle hem insani hem vicdani görevini yerine getirmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre bizim şu ana kadar oradan aldığımız destek 455 milyon dolardır. Faturalı olarak yapmış olduğumuz harcama 10 milyar doları bulmuştur. Burada STK'ların yaptığı harcamaları söylemiyorum. Onların aynı yardımlarını söylemiyorum. Belediyelerimizin yaptığı yardımları söylemiyorum. Eğer onları da ortaya koyacak olursak en az %50 daha fazla bu destekler devam etmektedir. Ülkemizde dünyaya gelen Suriyeli bebeklerin sayısı 150 bini geçti. Tek başına bu rakam bile birçok Avrupa ülkesinin kabul ettiği Suriyeli sığınmacılardan daha fazladır. Biz bu kardeşlerimizi kabul ederken ne din ne etnik köken ayrımı yapmadık. Ancak bu insanların sorunlarının nasılsa onları kabul eden bir ülke var denilerek görmezden gelinmesini de doğru bulmuyoruz. Yaşanan bir insanlık dramıdır. Çözümü için tüm insanlığın ortak çaba göstermesi gerekiyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere diğer devletler sorunun daha ziyade düzensiz göç kısmıyla ilgili gözükmektedirler. Bu konuda biz Türkiye olarak elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz. Ancak insani krizlere karşı geliştirilen politikaların sadece güvenlik önlemleri üzerine bina edilmesini doğru bulmuyoruz. İnsanların hayatta kalmak ve samimi çabalarla başarılı olunabilir. Bunun için başta Birleşmiş Milletler müktesebatı olmak üzere bugüne kadar geliştirilmiş olan hukuki çerçeve kuşkusuz önemlidir. Ancak terör değişen şartlara kendisini uyarlamayı gayet iyi biliyor. İnsanoğlunun temel korkularını, endişelerini, mağduriyetini veya mağduriyet duygularını, inançlarını sömürerek kendine zemin oluşturmayı başaran terörizmin hiçbir insani ve ahlaki değeri bulunmuyor. Öyleyse bu hastalıklı zihniyetin kökünün kurutulabilmesi için daha fazla çaba göstermeliyiz. Öncelikle
temel prensiplerde anlaşmalıyız. Bu ilkeler temelinde mutabık kalabileceğimiz işbirliği söylemimizi kuvveden fiile taşımalıyız. Bunların başında ayrım gözetmeksizin tüm terör örgütlerine karşı aynı kararlılıkla mücadele edilmesi ilkesine kesinlikle sadık kalınması gerekiyor. Örneğin şu anda DAEŞ bir terör örgütü. Özellikle Suriye'de ve Irak'ta etkin. DAEŞ'e karşı YPG'nin mücadele ettiği, dolayısıyla YPG iyi teröristtir. Böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. PYD DAEŞ'e karşı savaşıyor. Dolayısıyla iyi teröristtir. Böyle bir anlayışı kabul etmemiz mümkün değil. Bu örgütlerin her ikisi de Türkiye için PKK terör örgütünün, onlar da yandaşlarıdır. PKK bizim için neyse PYD de odur ve YPG de odur. Eğer bu anlayışta yaklaşırsak o zaman ben şu tespiti yaparım. Derim ki En-Nusra bir terör örgütü değil mi? Terör örgütü. En-Nusra da şu anda DAEŞ'e karşı ve DAEŞ'e karşı savaşıyor. O zaman En-Nusra da demek ki iyi bir örgüt. Böyle mi bakacağız olaylara? Böyle bakamayız. Öyleyse biz el ele vereceğiz. Koalisyon güçleri olarak bu terör örgütüyle gerekli mücadeleyi hep birlikte yapacağız. Onun için biz DAEŞ'e de, PKK'ya da, PYD'ye de, Boko Haram'a da, Eşşebab'a da aynı anlayışla, aynı samimiyetle karşı çıkıyoruz. Türkiye'nin yakın coğrafyasına musallat olan, ülkemizi de hedef alan DAEŞ'le mücadele en ön safta yer alıyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere müttefiklerimiz ve partnerlerimizle dayanışma ve güçlü işbirliği içerisinde hareket ediyoruz, etmeliyiz. Yabancı terörist savaşçıların çatışma bölgelerine geçişinin engellenmesi noktasında hiçbir ülkenin göstermediği çabayı biz gösteriyoruz. Bununla birlikte bazı terör örgütlerine karşı tedbirler alırken diğerlerine karşı hareketsiz kalmak, hatta desteklemek uluslararası toplumun ortak vicdanına uygun bir tabloyu yansıtmıyor. PKK veya PYD için Avrupa'da para toplama kampanyaları ve propaganda toplantılarının düzenlendiğini, bu örgütlere silah ve mühimmat gönderildiğini gayet iyi biliyoruz. Böyle bir ortamda terörle mücadele konusundaki dayanışma mesajlarının herhangi bir anlamı kalmıyor. 17 Şubat'ta ve 13 Mart'ta Ankara'da vuku bulan saldırılar, YPG kamplarında eğitim gören PKK'lılar tarafından gerçekleştirilmiştir. 19 Mart'ta İstanbul'da meydana gelen patlama DAEŞ mensubu bir canlı bomba tarafından ama PKK ve YPG'lilerin desteğiyle icra edilmiştir. Bu eylemler ile Paris'te, Brüksel'de veya Lahore'da yapılan saldırılar arasında bir fark yoktur. İşte aynı şekilde biz biliyorsunuz Gaziantep'te yakaladığımız teröristi Belçika'ya bildirdik. Belçika'ya bildirmemize rağmen Belçika serbest bıraktı. Serbest bıraktıktan sonra havalimanındaki işte o acı tabloyu, o felaketi yaşadık. Ama aynı şekilde bizde güçlü bir iş adamımızı öldüren bir terörist şu anda Brüksel'de elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. 10 yıl oldu biz kendisini istedik. Ve bu isim hala bize teslim edilmedi. Teslim edilmiyor. Bunu kendileriyle bir araya geldiğimizde, söylediğimizde aldığımız cevap şu. Biz özgürlüklerden yanayız. Bu nasıl özgürlük ya? Teröriste özgürlük olur mu? Peki o öldürülen insanın hakkını kim alacak? Kim savunacak? Nasıl bir özgürlük bu?
Ve bunu düşünce özgürlüğü olarak bize tanımlıyorlar. Çalıştığınız bir kurumda oradaki size iş veren durumunda olan insanı öldürüyorsunuz. Bu anlayışın dünyada tüm ülkeler olarak hep birlikte bir defa karşısına dikilmemiz şart. Ve bu örgütler hiçbir insani, ahlaki değer tanımadıklarını, kullandıkları alçakça yöntemler açısından birbirlerinden hiçbir farkları olmadığını ortaya koymuşlardır. Biz sadece biraz samimiyet, biraz ilkeli duruş istiyoruz, o kadar. Değerli misafirler, terörün dini, milliyeti, ırkı, vatanı yoktur. Maalesef İslam dinini terörizmle ilişkilendirmek gibi bir eğilimle de karşı karşıyayız. Biz antisemitizme karşı olduğumuzu başbakanlığımın ta ilk yılında açıklamış bir liderim. Ama aynı şeyi batıdan bekliyorum. Onlar da İslamofobiyayı aynı şekilde insanlık suçu olarak kendileri açıklamaları gerekir. Bu dinin bir mensubu olarak, bir Müslüman olarak bütün bu iddiaları bizler reddediyoruz. Esasen hiçbir semavi dinin terörle bağdaştırılmasını kabul edemeyiz. Terör gibi dünyanın her yerinde insanları hedef alan bir vahşetin, soruyorum, hangi dinde yeri olabilir? Luna Park'ta oyun oynayan, annesinin elinden tutup pazara giden çocukları öldüren bir anlayışın